Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir oyunla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz 23 Haziran'da Truck and Logistics diye bir oyun çıktı piyasaya. Ben de bu videoyu o gün çekiyorum zaten de. Bir iki gün sonra paylaşacağım büyük ihtimal. Oyunumuza ilk defa girdim. Daha hiçbir şey yapmadım. Sadece ayarlara girip, şöyle göstereyim hatta. Ayarlara girip şurada ses seviyesi, müzik ses seviyesini kapattım. O kadar. Sizlerle beraber ilk defa giriyoruz. Tabii biraz böyle baktım hani içine. Şimdi araç almamızı istiyorlar arkadaşlar. Fakat araçın fiyatları bakın şu altta yazıyor, sol altta. Tamam, benim kameradan görüyor musunuz bilmiyorum. Bir dakika, hemen öbür ekrana. Yok, gözüküyor. Aracın fiyatları şu altta yazıyor arkadaşlar. Burada bizim alabileceğimiz tek var. Minivan alabiliyoruz. Minivan alıp şöyle satın al diyoruz. Satın alıp basıyoruz ve ilk aracımızı aldık arkadaşlar. Süre basıyoruz. Fakat hiçbir şey bilmiyorum da. Hani neyle görev yapılıyor, neyle yapılıyor falan hiç bilmiyorum. Bu neymiş? Seç diyor. Seçelim. Bu ne? Olay ne ya? Hiçbir şey anlamadım ama. Oyunda Türkçe desteği var fakat nedense şey yok. Burası niye böyle Türkçe değil? Neyse olsun. O ses çokmuş. Şimdi bir dakika, hemen şurada biraz ses seviyesini düşürmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Beni duyun diye. Motoru çalıştırmak için E'ye basın diyor. Bu ara oyunun en güzel özelliği arkadaşlar muhteşem fiziklere sahip. Bakın. Tekerden çıkan dumana kadar her şey var. 10 numara ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Neyse, ilk görevimize başlayalım arkadaşlar. Bakın burada böyle görevleri seçebiliyoruz. İlk şey olduğu için fazla uzun bir şey tutmayacağım arkadaşlar. Hemen şunu bir deneyelim. Forkliftle hem şey yapacağız hem aracı yükleyeceğiz. Araçmış. Şuradan görevi seçiyoruz. Bu uzunmuş. Bu daha kısa. Bunu seçelim. Ne diyor? Forklift aksız yukarı aşağı sağa sola falan filan falan falan. Tamam. Öğreneceğiz. Şimdi şöyle yukarı aşağı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle kameramızı çıktırıyoruz. Şu ne yarıyor? Hiçbir fikrim yok, bir dakika. Sağa sola yapınca. İlk defa girdim arkadaşlar ben de. Hani videodan önce bakmamıştım. Biraz evet oyunun optimizasyonundan kaynaklı büyük ihtimal. Biraz kasabiliyor şu anda. Biraz belki ayarları düşürebilirim. Kaldıralım. O zorluyor. Bak bu güzel. Ops, bir dakika. Çok geldik. Kontrolleri biraz zor. Direksiyonla oynamadım. İlk oyunu direksiyon şeyini daha denemedim. Deneyeceğim onu da. Böyle indiriyoruz. Geri çıktığımızda of, sese bak. Çokmuş. Dur, bunu şöyle yapalım. Sesi biraz daha kısılmamız lazım. Forklift çok ses veriyor. Birkaç tane YouTube'da video izledim arkadaşlar. Bunu da şöyle indirelim hemen. Girelim altına. Açıkçası biraz zor şeyi. Ayarları, hani düğmeleri falan kullanışı. Daha ayarlarına bakmadım dediğim gibi. Elbette onlara da bakacağız. Ama fizikler 10 numara değil mi? Oyunun. Zaten bu oyun fizik olarak çok güzel. Hemen şöyle dönelim. Bunu aşağı indirelim. Alabileceğiz mi? Büyük ihtimal alamadık mı? Aldık ya. Çok saçma bir şekilde alabildik. Keşke ayarlarını yapsaydım, ondan sonra videoya girseydim. Şimdi pişman oldum. Hop, bunu da taktık. Tamam. Otomatik olarak şey yapıyormuş. Bak bu da güzel. Otomatik araçlar geziyormuş. Onları falan nasıl diye hiç bilmiyordum açıkçası. Bir de onları bulmakla uğraşmayacağız. Dorsiye bağlı. Bağladık. Nereye gideceğiz? Tam tur dönmemizi istiyor. Oyunda hafiften yırtılmalar var. Umarım bu kayıtta da olmuyordur. Öyleyse biraz sorun yaratabilir bize. F2 miydi? Hangisiydi lan? Bunu kapatalım. Heh.
İç ekranı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten içi çok hoş oyunun. Yani benim oyunu hoşuma gitti açıkçası. Yani beğenirseniz sizlerle beraber daha uzun diğer görevleri falan da yapmak istiyorum. Of. Ha bu arada şurada zaman olayı falan var arkadaşlar bakın. Gündüz gece yapabiliyorum. Tamam mı? Gece yapalım mesela. L'ye basarak ışıklarımızı yakabiliyoruz. F2 ile bu gece olayını kapatabiliyoruz tamamen. Şöyle dursun bakalım. Burada normalde şeyler falan da vardı ama onu bulamadım. Kalite olayı falan da yapabiliyorduk. Çevre kalitesi falan da. O nasıl da hatırlamıyorum şu anda. Yalnız oynanış falan güzel ya. Hoş yani bence. Yani oyun oynanır açıkçası. Güzel. Zaman geçirilir. İç falan çok detaylı. Güzel olmuş bence. Şöyle aracı göstereyim. Aynalar falan hepsi çalışıyor. Güzel ya. Yapanın eline sağlık. Oyun Steam'de satışta arkadaşlar. Siz de girip alabilirsiniz. İlk belli bir tarih 59 lira olması lazım. Öyle hatırlıyorum doğrusu. Ben kaç aldığımı unuttum ya. Ben oyunu aldım arkadaşlar. Da kaç aldım unuttum. O giderken isop edebiliyormuşuz. Giderken isop ettim. Sonra onu çalıştırmak için durmam gerekti. Sinyaller neydi? Kontrollere nereden bakıyoruz ya? Keşke bir kısa yol yapsaydılar da kontrollere direkt oradan bakabilseydik. Direksiyon olayı biraz hızlı. Bunu da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şuradan ben göstereyim. Ayarlar kısmında direksiyon... Bir dakika nerede? Nerede ne lan? Direksiyon doğrusal hızlı. Bu neymiş? Bu değil. O değilmiş. Burada direksiyon hassasiyeti vardı ya. Nerede bilmiyorum şu anda bak. Hayda. Şeyde alışmışım arkadaşlar. Benim ETS'de E'ye basınca korna çalıyor. Bunda da E'ye basıyorum. Sürekli olarak. Arkadaşlar oyun multiplayer desteği var. Arkadaşlarınıza girip oynayabilirsiniz kesinlikle. Oynanır ya. Güzel oyun yani bence. Ben oynarım yani. Öf, gündüz yapayım biraz ya saati. Şöyle. Oh mis. Yol parlamasın diye şey yaptım da. Gece yaptım da. Gece yolculuğunu hiç sevmiyorum. Buradan sağdan gireceğiz. Aa. El freni çektim ne hale aldı. Bak bu fizik 10 numara olmuş mesela. El freni olayı. Çoğu oyunda yok ya böyle bir fizik. Daha oyun arkadaşlar yeni çıktı. Gerçekten başarılı bir oyun yapmışlar. Herkesin ellerine sağlık diyelim. Sinyal olayı falan var da düğmelerini hatırlamıyorum şu anda. Bakın. El freni çekince ne oluyor? Direksiyon desteği var arkadaşlar ama tuş atması yok daha direksiyon desteğinde falan. Bu yüzden biraz zor yani açıkçası. Q şeymiş. Engin. Ha. Şeyler buradaymış. Sol sinyal. Bakın şu anda yanıyor. Ramörk'te göstereyim. Lan niye içeri girdik? Sağ sinyal. Z ve X sinyaller arkadaşlar. Kontrollerde F var. O var. F dörtleri yakıp kapatıyor. Böyle de bir kornamız var. Göstereyim dedim bunları. İlk görev bitmeden hemen aradan çıksın. Bence 10 numara oyun arkadaşlar. Yani oynanır, kesinlikle oynanır. Böyle bir resmimizi çekelim. Çok mu kısa oldu diyorsunuz? Hadi. Videoya bakarız. Kaç dakika sürmüş video? Ona göre bir hemen hızlı bir şey de yapabiliriz. Aracı park et. Acaba geri park etmemizi mi istiyor? Aynen geri park etmemizi istiyor. Daha çok görevler var arkadaşlar. Hani şeyleri falan da yapabiliyoruz.
Yani dozerle falan böyle yükleri falan da alabiliyoruz da şu anda benim param olmadığı için aracı sadece bunu alabildim. Böyle görev yaptıkça para yükselecek. Para yükseldikçe de biz yeni araçlar da alabileceğiz. Mesela tek görevde 4700 lira aldık. Bu güzel bir para. 2-3 görev sonra direkt arabayı değiştirebiliyoruz. Minivan'dan direkt kamyoneti falan geçebileceğiz. Bunu burada bak hızlıca bir dakika bakalım kaç dakika videomuz olmuş ona göre bir videoda yani bir şey daha yapabilir diyeceğim de bir görev daha yapalım ya görevi hızlıca bakın şirkete geliyoruz arkadaşlar burada direkt gösteriyor neymiş bu buradan buraya hızlı bir şey ha bak bu çok hızlı mesela bunu yapalım forklift bu neymiş oo bu çok uzak bunlar da çok uzak kısa bir şey yok mu ya kısa bir şey olsaydı. Neyse şuralar. Şunu yapalım ya. Alalım. Hızlı bir görev daha yapalım. Motoru çalıştıralım hemen. Forklift mouse'la kontrol ediliyor arkadaşlar. Tuş atama geldiğinde büyük ihtimal direksiyonla oynarım ben o zamana kadar. Şimdi direksiyonu daha bağlamadım. Acaba bizim ev yapım direksiyonumuz çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum. Umarım çalışır bunda. Çünkü oynamak isterim bunda direksiyonla. İlk şeyi yükledik hemen ikinciyi de yükleyelim. Allah. Lan resmen ha biraz yüksekteymiş. Bu yüzden girmedi. Hemen şöyle yükleyelim aracımıza. Bunu da bindirelim. Görevimiz bitti burada arkadaşlar. Burada bitti gibi hemen minivana geçiyor bizi otomatikmen. E'ye basıyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Sonra aşağı. El freni olayı çok iyi ya. Dorsiyemizi bağlayalım ve yola çıkalım. Umarım uzak bir yere vermiyordur görevi. Şöyle bir resmimizi çekelim değil mi? Hop. Burada şey falan var sözü. Nereden de hatırlamıyorum şimdi. Kaliteyi falan değiştirebiliyorduk işte çevre kalitesi falan görüntü kalitesini. Umarım o şu anda OBS'te video donmuyordur. Donmaması gerekiyor aslında. Çünkü FPS'lerim iyi. 55-60 arası FPS alıyoruz. 50-60 pardon. Oh, şu hava durumuna bak. Bu bulutların falan şeklinde falan da değiştirebiliyorduk da. Bunlardan da hatırlamıyorum şimdi. Şunu kapatalım neyse. İçten sürelim. İçten gerçekten güzel oyun sürülüyor yani. İç dinamikleri 10 numara yapmışlar. Oyun kesinlikle oynanır yani. En güzeli ofs işte bak bu fizikler çok iyi aracı gördünüz değil mi böyle seke seke gitti daha çok da geliştirilir büyük ihtimal yükü nereye bırakacağımızı niye göstermiyor bu orada bir yere gireceğiz de yükü nereye bırakacağız aa buradan geçmiş eyvah çarptık aç kapıyı Vesel efendi Nereye koyacağız? Ha, buraya koyacağız. Açıkçası kargo işi gibi bir şey yapıyoruz şu anda yani. Şey değil yani. Daha güzel bölümlere başlamadık. Beğenirseniz, like atarsınız yani. Yorum yaparsanız daha güzel bölümler oynayabiliriz. Yani bu dozeri falan alırız. Ondan sonra daha güzel görevler bizi bekler. Şimdi minivanla bu kadar oluyor. O kadar. 1800 mü? Niye o kadar az verdin ya? Niye bu kadar kargo hasarı? %0. Çok az verdi ama ya. 2000 TL para verdi yani. 2000 TL değil. Bu ne olduğu para birimi bile belli değil ki. Cık. Neyse.
Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi beğenirseniz daha çok videolar gelebilir. Size bağlı. Ben sizin isteklerinize göre bildiğiniz gibi üzere şey yapıyorum. Videoları çekiyorum. Beğenmediğiniz oyun olunca da bırakıyorum. Mesela şeyi çekmiştik geçenlerde. Bu Simulator Ultimate. İsteyenler çok ama istemeyenler de çok. Hani oyna diyenler çok, oynama diyenler de çok. Bu yüzden net bir şey diyemiyorum. Umarım bunu beğenirsiniz. Çünkü ben oynamak istiyorum. Oynarken de videosunu çekmek istiyorum. Sevdiğim oyunları oynarken videosunu çekmek daha güzel. Sevmediğim oyunları videosunu ne bileyim ben çekmem. Neden? Benim beğenmediğim şeyi beni izleyenler de beğenmez diye tahmin ediyorum. Yalnız baksanıza çok güzel yanlanmıyor mu? Acaba araç fiziği var mı? Çarptığımızda falan yok. İyi, onu olmuş. Neyse, görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye.